İşte ilk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatr profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz ayrıca bugün de. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar sunarım. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar, sağ olun. Bugün panik atak konusunda konuşacağız. Çok çok söylenen, bahsedilen ama yanlış bilgilere de sahip olduğumuz bir konu galiba. Panik atak nedir? Öncelikle bunu öğrenebilir miyiz sizden? Tabii. Panik atak, ya aslında panik atak, panik bozukluğu diye bir tanımlanan sınıflandırma kitaplarına girmiş bir hastalık var. Onun içindeki ataklara verilen isim panik atak. Yani o panik atak şöyle, yani çarpıntı, terleme, titreme, nefes darlığı, boğuluyor gibi böyle olma, göğsünde böyle ağrı, sıkışma gibi böyle fizyolojik belirtiler, zihinsel belirtilerle karakterize bir hastalık tanımı içerisinde geçiyor. Kişi aynı anda aklını kaybedecek gibi hissediyor. Ölüm korkusu var. Yani bir nevi direksiyon, mesela bir arabayla hızla giderken direksiyon hakimiyetini kaybederse ne hisseder insan? Bir an dehşete kapılır, takla atacağım, öleceğim diye. Evet. Panik bozukluğu olan kişiler panik atak esnasında böyle bir duygu hissediyorlar. Kontrolü kaybetme duygusu. Peki genel olarak panik bozukluk nasıl yaşanıyor atak durumları dışında? Yani atak dışında şimdi asıl önem, beklenmedik bir şekilde bu atakların gelmesi panik bozukluğu deniyor. Yani şimdi bir insan bir şeye üzülür, stres olur, arkasından çarpıntı, heyecan olur. Bu panik atak değil. Bu sebep belli. Bunda beklenmeyen bir şekilde, yani nedensellik bağı olmadan kişide durup gece uykuda bile olur panik atakla uyanır kişi. Doktorundan panik atak deniyor. Yani uyanır. Yani bu kişi böyle ve o anda sebebini de açıklayamadığı için, yani niye durup dururken oldu bu diye böyle kalbim çarptı, terleme, titreme, ölüyor gibi, aklını kaybediyor gibi bir his, kontrol kaybediyor. Hiç neden oldu diye belirsiz oluyor. Anlamlandıramadığı için daha kötü hisseder kendini. Yani o durum buna ve acil servise başvurur. Acil servise kalp krizi geçiriyorum diye başvurup da böyle anjiyo yapılan vakaların %57'si panik bozukluk, sağlam çıkıyor. Oo, çok ciddi bir oran. 157 çok yüksek bir rakam. Evet. Yani böyle gereksiz tetkikler yaptırıyorlar. Tıbbi harcamaları çok etkileyen bir şeyde. Şimdi bu kişilerde, tabii panik bozukluğu kişilerinde bu atakların dışında şu belirtiler oluyor. Sağlık endişesi yüksek oluyor. Yani sağlık endişesi, devamlı hastalıkla ilgili konulara aşırı bir şey var. Sağlıkla ilgili konular, bir yere uyuşsa hemen şeye gitmek, tetkikler, incelemeler yaptırmak, sağlık endişesi. Yani diğer şey, mesela beklenti anksiyetesi oluyor dediğimiz. Yani kişi devamlı bu atak, öyle bir atak, öyle bir dehşet değil, felaket duygusu uyandırdığı için kişi atağı geçireceğim diye kaçınmaya, korkmaya başlıyor. Bir de başlıyor. Her an her ortamda olabilir değil mi bu rahatsızlık verici? Onun üzerine mesela tek başına çıkamamaya başlıyor. Banyoya yapamamaya başlıyor. Banyonun kapısını açık tutuyor. Hatta kalp atak geçireceğim diye evde emekleyerek yürüyen vaka biliyorum ben. Yani kalkıp yürüyemiyor, dışarı yalnız çıkamıyor. Yani eşi işe gittiği zaman o da annesinin yanına gidiyor mesela. Böyle şeyler var. Bir de agorafobilik panik ataklar var. Açık alan korkusu, vapura, tünele binemiyor, işte otobüse binemiyor, seyahat yapamıyor. Yani bu ciddi, hayatı çok kısaldığı ve kaçınma davranışı dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Kişi böyle birçok hayatın birçok fonksiyonlarından kaçıyor. Mesela rahmetli olmuş şey biliyorsunuz, Zeki Müren. O şeyden yani o anda, o zamanlar çok konuşulmadı ama şu anda daha sonra da anlaşılıyor. Yani o panik atak nedeniyle bakıyor, panik atak geçiriyor, bir şey, insan içine çıkmak istemiyor ve şeye kapanıyor. Yani Bodrum'da çıkmıyor, 130 kilo oluyor hareketsizlikten. Kalp krizi geçireceğim işte diye o duygunun dehşetini yaşamada. O zaman da bu teşhisler çok daha fazla bilinmiyordu, çok konuşuluyordu ama çok yaygınlaşmamıştı. Ve daha sonra bir saniye çıkıyor, arkasından atak geçirdi korktuğu şeyi. Yani vücut ona göre, çünkü beynimizin öyle bir etkisi var ki, bir konuyla ilgili beklenti oluşturduğu zaman yanlış inanışlar çok önemli oluyor burada. Kişinin yanlış inanışları ve
yaşadığı aşırı böyle yorumlamalar nedeniyle beyin onunla ilgili pozisyon alıyor, onunla ilgili bağlantılar kuruyor, onunla ilgili algılamalar yapıyor ve onu, ona benzer tepkiler vermeye başlıyor. Yani kendi panik atağımızı kendimiz davet ediyoruz bazı ileri durumlarda. Yani öyle bir hasta kısır döngüye giriyor. Kişi düşündükçe artıyor, arttıkça daha çok düşünüyor. Panik bozukluk böyle durumda beklenti anksiyetesi dedim devamlı olacak gibi bir kaygıyla, felaket hissiyle yaşıyor. Çok hatta bana bir defa bir iş adamı gelmişti, hiç unutmam, ya ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum ama tansiyonumu yönetemiyorum demişti. Ya evet. Yani şimdi düşün ya, öyle bir dehşetli bir duygu oluşturuyor insanda. Yani bu şeydir tabii, yani insanın o elinde olmayan bir şey yalnız. Yapılan araştırmalarda nedenleri da, nedir hocam? Yani mesela hastalık, sağlık konusunda işte hassas olurlar dediniz. Sağlık konusunda hassas olan insanlarda mı panik atak daha çok görülüyor, yoksa panik atak mı buna yol açıyor? Fakat sağlık konusunda hassas olan bir kimse, hatta buna şöyle diyoruz. Yani narsistik yatırımını bedenine yapmış diyoruz. Yani narsistik yatırım ne? Kişinin en çok sevgi yatırımını yaptığı şey. Evet. Sevgi yatırımını, yani narsizm kişinin sevgisini, mesela en narsist varlık çocuktur. Kendini sever. Kendini sever. Narsistik yatırımı yapar insanoğlu. Sevgi doğuştan bir narsistik bir, yani bir şeyi sevme kapasitesiyle doğuyor. Onu belki narsist insanlar kendilerine yöneltiyorlar. Yani kişi eğer kendini aşmışsa ülkesine, vatanına, insanına, varoluşa, yaratılışa, yaratana yönelterek narsistik yatırımı dengeli dağıtır. Bu kişiler de narsistik yatırımını bedenine, sağlığına yapıyorlar. Aşırı sağlık endişesi oluşuyor. Ve ilginç bir istatistikler var. Avrupa'da %3 bu şey olanı. Toplumda yaygınlık oranı. Amerika'da %11. İlginç. Bunun nedeni ne acaba? Amerika'da %11 olmasının sebebi, Amerikalılar yaşamı çok daha seviyorlar, hayatı seviyorlar. Öyle mi? Çok daha fizik ve sağlık endişeleri daha yüksek. Yüksek ve hızlı yaşamayı seviyorlar, hızlı yaşıyorlar. Anlıyorum. Hızlı yaşayan, riskli yaşayan kişilerde bunlar, bir de kanser tanısı almış kişilerde mesela çok panik atak oluyor. Yani sağlık endişesi artıyor, tekrar hasta olacağım diye, tekrar işte bir atak geçirici, immünosupresif kullanıyorlar çoğu, immün sistemi baskılayan ilaçlar alıyorlar, ufak bir nezle olmak bile tehlikeli onlar için. Öyle olunca ne yapıyorlar, aşırı bir sağlık endişesi oluşuyor onlarda. Ve onlarda da panik atak, beyin otomatik olarak, beynin şey kısmı var, böyle hipotalamus bölgesi var beynin tam ortasında. Otonom sinir sistemini yönetiyor beynin. Otonom sinir sistemi. Otonom sinir sistemi nedir? Sempatik ve parasempatik aktivasyonu var. Sempatik aktivasyon ne var? Yani savaş kaç aktivasyonu. Tehlike anında savaş var. Eğer savaşamayacaksan kaç diye. Tansiyon tehlike anında silahlı birisiyle karşılaştın mesela diyelim. Vücut ne yapar o anda? Hemen savaş veya kaç tepkisine girer. Bütün kaslar gerilir. Tansiyon yükselir. Damar direnci artar. Bütün dikkat artar. Bütün vücut enerji kaynaklarını kana pompalar, glukozlar, yağ, hepsi kana pompalanır. Bütün enerji kaynaklarını savaş kaç tepkisine verir. O bir anlık işe yarar, vücudu dik tutar, uyanık tutar. Yahut da korkuyorsa tansiyon düşer, bayılır kişi. Burada savaş kaç tepkisi. Eğer kişi böyle durumlarda eğitimli ise, ruhsal, psikolojik sağlamlığı iyi ise ne yapar? Parasempatik sinir sistemini devreye sürer. Vagus sistemi deniyor. Vagus sistemi vücudumuzun en uzun sinir sistemi. Bütün bu vücuttan beyne mesaj getiren bir sistem bu, vagus sistemi. Tehlike geçti, rahatla, problem kontrol altı, her şey kontrol altında, her şey yoluna gidiyor diye o parasempatik sistemi devreye girerse kişi o anda soğukkanlı olur, aşırı tepki vermez ve tehlikeyi atlatır. Aslında o zaman bu, panik atak tehlike algısıyla ilgili bir şey mi diyoruz? Aynen, yani durduk yere bir anda bir tehlike algı, uyurken bile olabiliyor diyorsunuz. Tabii. Beyin tehlike algısı varsa kişi de uyurken bile olabiliyor. Onun için algılarımız gerçeklerimizdir sözü var ya, ona uyuyor tam. Peki bu sağlık endişeleri dışında ya da sizin söyleminizde işte narsistik yatırımın bedene yapılması dışında ne gibi sebepleri olabiliyor panik bozukluğun ve panik atakların?
Tabii şimdi yani yapılan o çalışmalarda tabii ailesel yatkınlıktan da söz ediliyor. Aile, bazı ailelerde tam genetik değil ama familyal deniyor. Yani genetik olan bir kalıtımla, genlerle geçen, familyal olan ailesel ailelerde daha sık oluyor ama bir geni bulunamamış oluyor. Hı hı. Genellikle bu genetik değil, epigenetik denilen daha sonra yaşam tarzının genleri değiştirmesiyle ilgili. Ha. Bu nesilden nesile aktarılmıyor bu. Aktarılsa bir iki sene, bir iki nesil aktarılıyor. Evet. Yaşanmazsa da kayboluyor. Öyle bir ailesel özellik var. Bu özellik nedeniyle bu bir de aile içerisinde dediğim gibi mesela geçmişte kalp krizi geçirenler, kanser tanısı almış olanlar, bir de travmatik yaşantılar olanlar, yani çocukluk çağı travması olan kişilerde de bu çok oluyor. Evet. Yani stres altında, uzun süre stres altında kaldığı zaman kişinin kontrol edebildiği, böyle eskiden bilinçaltı diyorduk, şimdi örtülü bellek deniyor daha çok. Hı-hı. Kontrol edilen, sönmüş volkan gibi duran bir şeyler harekete geçiyor. Kişi böyle durumlarda o aşırı bir tepki verebiliyor. Beyin hatalı alarm veriyor. Hatta şuna benzetilebilir. Hani bazı arabaların alarm sistemi hassas olur. Kedi çıksa öter ya. Bunun gibi bu kişilerin de sağlıkla ilgili alarm sistemleri aşırı duyarlı olduğu için ufak bir yeri uyuşsa, parmağı göğsünde bir sıkışma olsa hemen kalp krizi geçiriyorum diye bu atak şey başlar. Hı hı. Yani atak belirtileri başlar. Acile, çoğu zaman acil servislere sık sık başvuran kişilerdir. Hı hı. Yani bu, panik atak yani, genelde kalp kriziyle karıştırılıyor sanıyorum, değil mi? Tabii, onun tabii, belirtilerini mi veriyor? Nasıl başlıyor? Tam olarak nasıl bir süreç? Tabii. Şimdi bu mesela el ayakta uyuşmalar oluyor böyle. Baş dönmesi oluyor. Ve çarpıntı oluyor. Nefes darlık, sık nefes al. Göğüste bir sıkışma hissi oluyor. Yani şu anda nefes al, boğulma gibi. Yani panik atak geçiren kişilere dikkat edin. Yanında hep su taşırlar. Yani çantasında su var mı diye sorar esas diye. Ve çoğunda evet derse tanıyı doğruluyor. Çünkü boğulma korkusu oluyor. Yanında su taşımazsa şey oluyor. Ya da bir antidepresan ilaçlar ve sakinleştirici ilaçlardan taşırlar ki, hatta o diyor benim cüzdanımın içinde bir tane bulunması bile bana güven veriyor diyor. Evet, yani emniyette hissediyor. Çıkamıyor. Yani o şey kişi ya, yani kişinin hatalı beklentisini, yanlış inanışını, yanlış zihinsel algısını değiştirmesini sağlamış oluyoruz ya bu şekilde. Çocuklarda olabiliyor mu hocam? Çocuklar panik atak yaşıyor mu? Yani çocuklarda yok. Panik atak için belli bir zihinsel seviye gerekiyor. Yani çocuklarla ilgili yani benim şu anda hatırladığım, tabii özellikle araştırmak gerekir ama çocuklarda tanı kitaplarına girmiş çocukluk panik atağı yok ama çocuklukta kaygı bozuklukları var çocuklarda. Aslında yakın şeyler. Çocuklukta kaygı bozukluğu olunca ileride panik bozukluğa dönüşebiliyor. Evet, çok doğru. Bir risk grubuna giriyor böyle durumlarda. Panik bozukluğu bu nedenle şey, yani kişinin sağlığını değerlendirme hatalarıyla ilgili, yorumlama hatalarıyla ilgili olan kişilerde, yani biz tedavide de zaten düşünce alışkanlıklarını değiştirmeye çalışıyoruz kişinin. Evet. Semptomu felaketleştiriyor. O felaketleştirmeye gitmeyi, işte mesela hastalığın biyolojik belirsizlik çok şey yapıyor tabii. Bu kişiler genellikle entelektüel seviyesi yüksek kişiler oluyor. Öyle. Peki çocuklarda o kaygı bozukluğunun belirtileri neler ve neden kaynaklanıyor? Tabii çocuklardaki kaygı bozukluğu yaş grubuna göre değişiyor. 0-6 yaş arasındaki kaygı bozukluğu genellikle anneden şey olur. Yani anneye bakar çocuk. Yani her çocuk anne kaygılıysa, anne sabah kalktığı zaman annenin yüzüne bakar. O günün iyi geçip geçmeyeceği annenin yüzünden anlar çocuk. Annesi rahatlatıcı, güven verici, böyle iyi güvenli oluşturabilen bir anne ise çocuk o gün iyi geçecek diye bakar ya. Bir mesela bir deprem olsa, bir şey olsa hiç televizyona falan bakmaz çocuk ya. Başka bir şeye bakar, anneye bakar ya da babaya bakar yan gözle. Evet. Ergenlik çağında olabiliyor mu hocam panik bozukluğu? Tabii ergenlik çağında oluyor tabii. Ergenlik çağında da çünkü özellikle 15 yaş yukarısı erişkinlerle eşdeğerdir. Ve genellikle bu kişiler de böyle C tipi kişiler dediğimiz bağımlı kişilerdir. Bağımlı kişiler, yani hep başkasından onay bekleyen kişilerdir. Yani devamlı kendi inisiyatif alamayan, karar veremeyen kişilerdir. Sosyal kaygıları vardır.
Evet. Ergenlerde de bu çok yaygın oluyor. Böyle özgüveni düşük olarak belirlenir. Sessiz, hani ağzındaki lokmayı al filan derler ya böyle. Hep içine atıyorlar. Hep ya, girişimci değil, atak değil, özgüven değil böyle kişiler. Devamlı birisine endeksi yaşamak isterler. Ki eğer şey olursa, böyle bağımlılık ihtiyacını tatmin edemezse, işte panik atak, kaygı bozukluğu ve çeşitli sağlık endişesi de varsa panik atak ortaya çıkabilir. Yani ben hatta parmağı, spor yapan, boks yapan bir çocuk biliyorum, parmağın ucu kanadı diye panik yapmıştı. Evet. Ya spor yapıyor, boks yapıyor ama o spor boksu onu normalleştirmiş beyni, ama öbürünün sıra dışı olduğu için onda panik yaptı mesela. Peki bu heyecan durumları olabilir, gerginlik olabilir, öfke olabilir. Bunların hepsine vücudumuz tepki veriyor. Tabii. Nabzımız yükseliyor vesaire vesaire. Bunun panik atak olduğunu nasıl anlarız? İşte panik atak beklenmedik bir şekilde gelir ve kontrolü kaybetme duygusuyla birlikte gelir. Denetimi kaybetme, aklını kaybetme, ölecek duygusu, dehşet bir şekilde. Ya o olay, kalp krizi olmadığı halde kalp krizi geçiyor gibi bir aşırı tepki verir. Tansiyon aletini uzaktan gördüğün zaman tansiyonu 24'e çıkar mesela bu tarzda. Bu tarzda o kişiler orantısız, yani durumlarına orantısız tepki verdikleri için panik olarak kabul ediliyor. Yani stres, kontrollü stres faydalı ama panik zararlı. Biz panik atağı olan bir panik atağına yatkın bir kişiliğimiz varsa felaketleştirdiğimizi bilmemiz gerekiyor durumları, olayları. Peki hastanelere acile çok başvuru olduğundan bahsettiniz. Panik atak yaşandığında mutlaka hastaneye mi gitmek gerekiyor? Yoksa bunu geçirmenin başka yolları var mı? Tabii şimdi panik atak geçirdiyse, hatta biz ona diyoruz bundan sonra sakın hastaneye gitme diyoruz. Artık senin teşhisin belli. En fazla şu dil altı hapı al. Olduğu sakinleştirici zaman. Çok kolay. Dil altı haplar var, damlalar var. Onları al. Onu aldığın zaman hiç hastane, çünkü beyinde de bozulan alanları da gösterdiğim zaman daha çok ikna oluyorlar. Beynin böyle beyin haritalamalar var şeyle ilgili. Yani MR değil de anatomik kitle, tümör, hacim değişiklikleri değil de beynin fonksiyon değişikliklerini gösterdiği zaman sağ beyin, sol beyin uyumlu çalışmıyor gibi oluyor bazı kişilerde. O kişilerde onu böyle beynin orta bölgelerinde, özellikle beta dalgası yüksekse beyinde, bu kişi stres yüksek. Yani senin böyle bir şeyin var, teşhisin belli ve bu tedavisi olan bir durum, ama sana bir tedavi planı yapıyoruz, onu uygula diyoruz. Kişi kafasında bu belirsizlik ve kavram kargaşasını, anlamsızlığı anlamlandırdığı için rahatlıyor. O bile %50 düzelme sağlıyor. Ve sakın hastaneye gitme deyince daha çok şey oluyor. Teşhis kesin, sakın artık acil doktorluk bir işin yok senin dediğin zaman, güvendiği zaman hekime, çok kısa 6 ay beklemeden düzeliyor vakalar. Ama bunu iyice inceleyip, yani tanıya ve tedaviye uygun bütün tetkikleri yapmak lazım bu kişilere. Emin olmak lazım. Tabii emin olmak lazım. Yani çünkü panik atak diye gelir, gerçekten de yani hasta olarak çıkan vakalar da var. Yani ben bir kardiyolog arkadaş biliyorum. Doktor hasta geliyor yanına. Senin bir şeyin yok, benden sağlamsın diyor. Merdivende ölmüş adam. Evet, yani karıştırılabiliyor. Yani, çok vebalde işler bunlar öyle. Hemen panik atak demek doğru değil. Peki panik atak olduğundan eminse kişi, kendisini nasıl rahatlatabilir? Mesela az önce beyne olumlu sinyaller vermekten bahsettiniz. Tehlike olmadığına dair kendini telkin etmekten. Tabii yani bu durumda kişi bunun tedavisini tıbba bırakacak. Kendisi rutin işine dönecek hayatına. Aşırı zihinsel uğraş hastalığı artırıyor. Oturup devamlı ya panik geçirirsem ne olacak benim halim? Bundan sonra hayatım bundan sonra böyle mi geçecek? Ben gibi böyle devamlı aşırı zihinsel uğraş diyoruz. Bu panikle, sağlık endişesiyle varsa
ve beklenti anksiyetesi varsa bu kişi de terapide zaten onun kafasındaki belirsizliği giderip yanlış düşünce kalıpları yerine doğru düşünce kalıpları koymayı çalışıyoruz. Terapi gerekir orada. Kişi kendi kendine bunu yapamıyorsa terapi gerekir. Ve terapisinde de o kişide mesela şey yöntemler var. Nörofeedback yöntemleri var. Mesela kişinin beyin dalgalarını alıp o beta dalgasını azaltıp alfa dalgası artırmayı gösteriyoruz beyninde. Hı hı. Alfa dalgası dikkat açık ama vücut gevşek. Hani kedilerin böyle dik etrafa hep bakarlar. Evet. O hep vücutları gevşek, rahattır. Evet. O, evet. Onun beyinler alfa dalgası üretiyor kedilerin. Biz onlara beyinlerine alfa dalgası üretmeyi öğretiyoruz nörofeedback yöntemiyle. Kişi bunu öğrendiği zaman paniği, yani beynini kontrol etmeyi öğreniyor aslında. Hı hı. Peki, beynini kontrol etmeyi öğrenince paniğe gelmezden önleyebiliyor kendi kendine. Hı hı. Tabii zor bir süreç. Böyle söylendiği kadar kolay değil herhalde. Yani beynini tabii kontrol edebiliyor olsa zaten kolay kolay o panik bozukluğa sahip olmaz. Ama bunun bilincinde olduktan sonra gerekli uzman desteği de alınır ve tabii yapılması gereken yapılır. Panik bozukluk yaşayan, panik atak yaşayan kişilerin yakınlarına önerileriniz nelerdir? Çünkü onlar da çok çaresiz kalabiliyor bu durumda. Doğru, çok doğru. Onlar genellikle bazı yakınlar hastalığı satın alıyorlar. Yani o panikli, o daha fazla panikli. Onunla birlikte hastaneye gidiyorlar bir müddet sonra. Bu orada o şeyi, hastalığı artırıcı etkisi yapıyor. Diğer yapılan, yakınların yaptığı yanlış da işte evham yapıyorsun, takma kafana, kendi kendine doktor ol filan gibi nasihatlerle. Zaten kişi elinde değil o anda, yani kontrol kaybetti duygusu, aklını kaybetti duygusu yaşıyor. O da değil. Genellikle böyle durumlarda birlikte yaşadığı kişileri de bilgilendiriyoruz biz. Yani bu hastalık budur, teşhis budur, tedavisi budur, şuna uyun. Yani o şey yaptığı zaman, yani çözümü olan tedavi planını yapıp ona uygularsanız bu geçecek dediğimiz zaman onlar da bunu yapıcı davranıyorlar. Onun yani özellikle hastalığını besleyici davranırlarsa, o işte banyonun kapısında bekle, işte sakın şey yapma, beni devamlı yalnız bırakma gibi böyle deyip de o da peki deyip devam ederse bu hastalık pekiştirici etki de yapabiliyor. Hı hı. Ama birdenbire de onları senin bir şeyin yok deyip de reddetmemek gerekiyor. Yani burada yakınları dengeli davranırsa, bilimsel rehberliğe uygun davranırsa, uzmanlık alanının önerilerine uygun. Yani bu tedavideki bizim en başarılı olduğumuz alanlardan birisidir panik bozukluk. Çok yani bütün kişinin tanıyı doğru koymak ve tedavi planı yapmak. Yani onun için hasta yakınları da böyle durumlarda bunun tedavisiyle ilgili konuda net durmaları lazım. Evet. Umutsuz olunmasın. Tedavisi de çok zor değil. Yeter ki gerekli hamleler yapılsın. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar, iyi çalışmalar rica ederim.